Survivor'ın şampiyonu Avatar Atakan ıssız adadan çıktı, soluğu Çeşme'de aldı. Ada günlerinden özel yaşamına, hayallerinden mesleğine kadar her şeyi Magazin 8'e anlattı. Özellikle çamur oyunlarından ve o yerde sürünüyoruz, parkurlarda sürünüyorduk vesaire. Ya oralarda ciddi yaralar kaldı yani. Aylarca süren zorlu şartların ardından rüya gibi bir tatil yaptı. Yalnızlığı seviyorum ya. Ben aslında bir nevi gücümü de yalnızlıktan alıyorum diyebilirim. Survivor şampiyonu Avatar Atakan'ın Çeşme tatilinden çok özel görüntüler ve hayatının bilinmeyenleri Magazin 8'de. Öyle bir hedefim ve hayalim var. Aylarca zor şartların yaşandığı Dominik'te mücadele eden, mücadelesinden asla yılmayan ve Survivor'da şampiyon olan Avatar Atakan Çeşme'de tatilde ama bir farkla. Survivor'ın son şampiyonu Avatar Atakan'ın Çeşme'de ailesiyle beraber tatil yaptığı yazlıktayız. Gelin hep beraber neler yaptığını izleyelim. Vay gelsin. Sağ ol. Vallahi antrenman yapıyoruz ya tabii ki. Hem psikolojik olarak beni rahatlatıyor hem de ihtiyacım da var yani. Herkes denizde, kumda, plajda. Sen burada... Açıkçası ben çok fazla deniz sevmiyorum. Bir de son zamanda birazcık daha dışarıya çıkamaz oldum diyebilirim. Ben daha çok evde takılmayı tercih ediyorum. Biraz daha yalnız. Çünkü hem kafamı dinlemeye de ihtiyacım var. O yüzden antrenman yapıyorum, kendimi buluyorum. Aylarca Survivor'da zaten ıssız bir adada. Neredeyse yalnız denilecek bir hayat yaşadılar. Biz zaten adadaydık 5 aydır. Yani okyanusta belki 10 defa falan denize ya girdim ya girmedim. Yani esas ihtiyacım olan şey birazcık daha hem bu enerjimi atmak, bir de antrenman yapmayı gerçekten çok istedim. Değerli izleyenler, şampiyon olmak tabii ki kolay değil. Avatar Atakan, Çeşme'de tatil yaptığı villada kendisini başarıya götüren faktörleri de anlattı. Ben aslında bir nevi gücümü de yalnızlıktan alıyorum diyebilirim. Çünkü tabii ki beni destekleyenler var, sevenler var. Bu ayrı bir şey ama tek başıma kalmıyor. Biraz daha kafamı dinlemeye. Özellikle şu 5 ay sonrasında çok fazla ihtiyacım var. Herkes şu saatlerde Ilıca'da kumru yiyip, buz gibi ayran içip, serin sularda serinlerken Avatar Atakan durmadan çalışıyor. Bunun da bir sebebi var. Bir anda eski performansımı bulması bir 3-4 ay bulacaktır. Şimdi önümüzde yine bir maç takvimim var. Tekrar İstanbul'a döndüğüm zaman işte oturup bunu konuşacağız. Ne zamanlarda dövüşeceğim diye. Yine Glor'da dövüşeceğim. Oradan şimdi maç teklifi geldi yine 2 tane. Bir aksilik olmazsa orada dövüşeceğiz. Yine ufak ufak bir yerden başlamak lazım yani. Ringlere dönmek için ağır antrenmanlar yapan şampiyon Atakan'a şu sıralar dizi, sinema ve reklam teklifleri de geliyormuş. Ki ben bir sporcuyum öncelikle. Yani sporu bırakmam söz konusu değil. Ben dövüşle var oldum ve dünyaya bir daha gelsem böyle bir ihtimalimiz yok ama yine dövüşçü olurdum. Bu sebeple dövüşmeyi kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Ama diğer yandan da film, dizi, reklam vesaire gibi teklifler şu anda çok geliyor. Bunları da bir yandan değerlendiriyorum. Aynı zamanda dövüş performansımı etkilemeyecek bir program içerisinde oturtabilirsem. Onları da değerlendiriyorum tabii ki. Onlar da keyifli. Biraz anılardan, hatıralardan bahsedelim isterseniz. Bacağında Dominik'ten kalan izler dikkat çekiyor. Dövüşürken mi oldu, adadan mı kaldı? Valla dövüşürken sanki daha az iz kalıyordu diyebilirim. Yani şu anda bunlar... Özellikle çamur oyunlarından ve o yerde sürünüyoruz, parkurlarda sürünüyorduk vesaire. Ya oralarda ciddi yaralar kaldı yani. Bunlar Survivor'dan kalma. Yarışırken hissediyor muydun o acıları? Sonrasından mı çıkıyordu? Nasıl oluyor? Yani bu yaralardan bir tanesi oluştuktan sonra zaten bir daha geçmiyor. Sürekli aynı yer aşınmaya devam ediyor. Bu sebeple oyuna çıkıyorsunuz, parkura devam ediyorsunuz. Mesela bir sürünme etabı var. Mesela oyuna giderken sürekli şöyle diyorduk. Ya inşallah bugün alttan geçme veya sürünme yoktur. Çünkü dizlerde ciddi yara ve tahribat oluşturuyor. Ama gidiyorsun bakıyorsun yine sürünme var. Yine atlayacağız, zıplayacağız. Acısına dayana dayana oyuna çıkıyorsun. Üçüncü oyuna çıkıyorsun, dördüncü oyuna çıkıyorsun. Çünkü açsın ve kazanman gerekiyor. Yani bu yüzden bu acıları da görmememiz gerekiyor. Serkay geldi, topunu bıraktı. Bravo. Atakan da bıraktı. Hemen hemen aynı anda bıraktılar, havuza dönüyorlar. Survivor'da tattığı acıların benzerlerini ringlerde, profesyonel maçlarda yaşamış Atakan. Survivor'da alıştı değil çünkü ben normal hayatımda dövüştüğüm için dövüşmek de ciddi anlamda zor bir iş. Oradan acıya dayanıklı geldim. Burada da birazcık daha perçinlerine diyebilirim acı şeyi. Sohbeti uzun tutamıyoruz. Şampiyonun saatli yapması gereken bir antrenman var. Tatil yaptığı Çeşme'ye özel olarak bir kum torbası getirten Avatar Atakan, dakikalarca durmadan işte bu şekilde çalıştı. Müzik
Antrenman 1,5 saat sonra bitiyor ve röportaja kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendine kaldığımda genelde antrenman yapıyorum diyebilirim. Bir de oraya gitmiyorsun. Sürekli antrenman. Bütün hayatımız böyle geçiyor. En çok yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi müzik dinlemek. Yani hayatımın %90'ını müzik oluşturuyor diyebilirim. Geri kalan kısmında zaten antrenman ve müzik birleşiyor. O şekilde devam ediyor. Yani tabii ki çok arkadaşım var. Çok dostum dediğim, kardeşim dediğim insan var. Onlarla vakit geçirmek de inanılmaz bana keyif veriyor. Ama genel çoğunluğunda oturup kendimi dinlemeyi seviyorum yani. Müzik ruhunun gıdasıymış. Müzik, ben şimdi bağlama çalıyorum zaten. Kendi kaldığım zamanlarda genelde bağlama çalıyorum. Hem özgün müzik ve türkü dinlediğim, daha fazla özgün müzik ve türkü dinliyorum. Ama yabancı tabii ki antrenman vesaire yaparken de vokal trans vesaire bu tarz müzikler dinliyorum. Yani tek bir isim size söyleyemem ama genelde hepsini seviyorum. Sadece dinleyici olarak değil, bir enstrümana da can veriyor Atakan. Ben şimdi spora 17 yaşında başladım. Yani lise zamanında başladım. Ortaokul zamanında bağlama çalmaya başlamıştım. O bir süre böyle devam etti. Daha sonra tabii ki dövüşmekten pek bağlama çalmaya fırsatım olmadı. Bir dönem ara verdim. Şimdi yine tek tük ara zamanlarda çalmaya devam ediyorum. Oo, bakar mısınız ne öğrendik. Bir ara sahnelere bile çıkmış şampiyon Atakan. İlk başladığım zamanlarda birkaç bir yerde çalmışlığım vardır. Yani bağlama çalıyordum ama tabii ki yani şu anda daha sonra hayat beni başka yerlere götürdü diyebilirim. Yani çünkü dövüşürken bir de bağlama çalmak ikisi gerçekten zor oluyor. Ona da vakit ayıramıyorum, ona da. Hayatımın tamamını dövüşmek aldı. O sebepten dolayı ona birazcık ara verdim. Sesini ise beğenmiyor. Sesim hiç güzel değil ya. Ya Survivor'da Birleşme Partisi'nde bir parça söyledim. Yani onu dinlerken de gerçekten utandım. Ondan sonra Hakan Bey yine şeyde Panorama programında benden tekrar istedi. Yani utandım tabii ki ama söylüyorum yani. Kendime barışık biriyim. Sesim çok güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kendi kendime kaldım da sürekli bir şeyler mırıldanırım. Duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim. Biraz da hedeflerden, planlardan bahsedelim. Aksiyon filmlerini izlemeyi seven Atakan, idoli olan iki ismi de açıkladı. Tabii ki Van Damme bu işin biri, yani en iyilerinden bir tanesi. En çok hoşuma giden de Jason Statham. Yani açıkçası Türkiye'de böyle de bir açık da var aynı zamanda. Benim oyunculuk tecrübem de var bundan daha önce. Eğer yapabilirsem bundan sonra sinema veya dizi rollerinde buna yakın bir şeyde, yani Jason Statham gibi birisi Türkiye'de bu açığı doldurabilirsem çok iyi olur, ne mutlu bize. Yani öyle bir hedefim ve hayalim var. Bu arada Hollywood yapımcılarıyla bu konuda görüşmelere başlamış Atakan. Birkaç görüşmemiz var Hollywood'la alakalı. Yani oradan birkaç filmle görüşme içerisindeyim. Eğer oraya direkt entegre olabilirsem o zaten bizim için çok daha iyi olacak. Yani şu anda görüşme aşamasındayız onlarla da. Önce ringlerin, sonra Survivor'ın şampiyonu olan başarılı sporcu, belki de Hollywood yıldızı olarak hayatına devam edecek. Geçen gün dedim ki artık gidelim bir çay içelim arkadaşlarla beraber. Merkeze doğru bir yere gittik. Otoparka arabayı bıraktım. Otoparktan çıkmam yaklaşık herhalde 45 dakika falan sürdü. Daha sonrasında tekrar arabayı çağırdım. Arabaya bindim ve geri eve döndüm. Yani anladığım ki oradan çıkamayacağız. Biz büyük bir hata yapmışız o şekilde oraya girerek. Tabii ki güzel bir şey, çok keyifli. Çeşme'de 24 saat görevde olan ekiplerimiz Atakan'ın anlattığı dakikaları da görüntüledi. Bakın nasıl bir ilgi ve sevgi vardı şampiyona. Özellikle gençler şampiyon Atakan'a büyük ilgi göstermişti. Murat bir çay ver, gel abi. Peki şampiyonun kalbinde biri var mı diye soruyoruz şimdi de. Özel hayatımda birisi yok zaten, olsa herhalde herkes de öğrenir. Onlarla da paylaşırım. Yani son zamanlarda pek çok dedikodu çıkıyor, bir şeyler söylüyorlar, yakıştırmalar vesaireler yapıyorlar. Ama ben zaten içi dışı bir adamım yani. Hiçbir şey saklamam, bir şey varsa da söylerim. Kamera kayıtlarına bakacağız. Aşka vakit yokmuş şimdilik. Profesyonel olarak bir işte uğraştığınız için çok fazla hiçbir şeye vaktiniz kalmıyor. Kendinize de vaktiniz kalmıyor. Yani çok büyük fedakarlıklar yapmak zorundasınız. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, kendi özel hayatınızdan. Yani bizim tek aşkımız dövüşmek diyebilirim. O yüzden ondan devam ediyoruz. Hey gidi günler hey. Bugünleri de görecektik demek ki. Nerede o Survivor'da çamurlu, yağmurlu parkurlar? Nerede bu keyifli ortamlar? Survivor'dan sonra bu zamanda şimdi suya girdim ilk defa.
Rüya gibi bir tatili tabii ki sonuna kadar hak etti Atakan. Bu yorucu temponun ardından böyle birkaç gün tatil yaptık ama şimdi daha zor bir hayat başlıyor. Yani Survivor kadar zor. Şimdi İstanbul'a dönünce tekrar yine kovalamaya devam. Ne kadar daha buralarda olacak? Yani iki gün daha buradayım. Arkadaşımla beraber geldim zaten, burası onun. İki gün sonra buradan tekrar İstanbul'a döneceğiz.